Ekranların yol gösteren Gezi Kültür Programı Rehber'e hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim, uzun bir aradan sonra Gaziantep'teyiz. Bu arada kardeşim aradı İzmir'den, Veysel Kımaz. Veysel Kımaz'a buradan bir sevgilerimi, selamlarımı yollamam gerekiyor. Programın başında söyleyeyim, sonra unuturum. Gaziantep'e geldik, şehir merkezindeydik. Dedim ki uzun zamandır Rum Kale'ye gelmiyorum. Değişiklikler olmuş. Cam teras yapılmış. İyi ki de geldim. Buradaki sevgili dostum İbrahim Kaptan'la karşılaştık. Biraz sonra çıkacağız ve buradan Halfeti'ye kadar güzel bir tekne turu hazırlayacağız. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Yaşanılan depremden sonra özellikle Gaziantep turizmi için çok önemli bir yere sahip olan Rum Kale'de hala daha büyük eksikler gördüm. Umarım en kısa sürede başta yollardaki sıkıntılar olmak üzere çözülür ve Rum Kale o bizim sevdiğimiz hareketli turizmin böyle cıvıl cıvıl yaşandığı günlere en kısa zamanda döner. Elbette baklava olacak, elbette kebap olacak ama programımızın büyük bir bölümünü tekne turuna ayıracağız. Rum Kale'den yola çıkıp Urfa sınırlarına Halfeti'ye kadar gireceğiz. Şahane bir hava, harika bir manzara. Rehber Gaziantep, Yavuzeli, Rum Kale'de başladı. İyi seyirler. Rum Kale'de tekne turumuz başladı efendim. Yavuzeli sınırları içerisinde Gaziantep'te. Yaklaşık 45 dakikalık bir yolculuğun ardından Rum Kale'ye geldik. Hafta içi çekim yaptığımız için belli bir sıra vardı. Hemen söyleyeyim, kişi başı 75 lira ödeniyor ve yaklaşık 1,5 saat devam edecek olan tur başlıyor. İlk rotamız Halfeti değil, diğer istikamete doğru ekranlarınıza geliyor. Burası 2000 yılına kadar yine Merzimen çayının yer aldığı, ileriki taraflarda da Fırat'ın kollarının bulunduğu ama köy olarak devam eden bir yerde. Daha sonra burası 2000 yılında sular altında kaldı ve 2005-2006 yılında da tekne turları başlayarak turizme kazandırıldı. Özellikle ekrana gelen şu bölümün tarihi açıdan büyük bir önemi var. Şimdi burası geç Roma çağına kadar devam eden bir geçmişe sahip olduğu kaynaklarda belirtiliyor. Ve farklı 3 gölünde yine bu rotamız içerisinde yer aldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki yukarıda neler var? Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhannes anlatılanlara göre belli bir süre burada kalıyor. Yukarıda kalıyor ve yanında İncil'in orijinal nüshalarından birini getiriyor. Daha sonra yapılan geçen süre içerisinde buradaki İncil, Yuhannes'in getirdiği İncil'in bazı örnekleri buradan kopyalanarak Beyrut'a götürülüyor. Yine kalenin çevresine baktığımız zaman eski dönemlerden, Yuhannes döneminden kalma kilise ve manastır, su kuyuları gibi kalıntıları da burada görmek mümkün. Şimdi tabii restorasyon çalışmalarıyla beraber ve depremle beraber buranın da doğal yapısında bazı değişiklikler oldu elbette. Geçtiğimiz yıllarda buraya gelen misafirler burada duvarların üzerindeki ok izlerini görürlerdi ve gelen misafirlere buradaki rehberler de o ok izleriyle ilgili bilgiler anlatırlardı. Ama artık onlar yok. Çevresi yüksek kayalıklarla, tepelerle çevrili Rum Kale, az önce de söylediğim gibi 23 yıldır sular altında ve Gaziantep'in en önemli turizm merkezlerinden biri. Şimdi efendim, her zaman söylüyoruz, su ayrı bir medeniyet.
Daha önce de yerleşim yerleri vardı ama suyla beraber bence dünya gözüyle görülmesi gereken ve Gaziantep'e gelen misafirlerin günübirlik turlara katılarak bambaşka bir doğada seyahat edebileceği güzelliklere sahip oldu. Merzimen Çayı, Fırat ve onların birleşmesiyle ortaya çıkan Rum Kale. Şimdi turumuzu bu şekilde, rotamızı devam ettirdikten sonra tekrar geriye döneceğiz ve Halfeti'ye doğru gideceğiz. Şimdi ben arada bunu belirtmek istiyorum. Başlangıç noktası bizim için esastır. Halfeti elbette Şanlıurfa sınırları içerisinde. Ancak biz programı Gaziantep olarak veriyoruz. Çünkü bizim başlangıç noktamız Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Rum Kale. Rum Kale'den çıktık, Halfeti'ye doğru gidiyoruz. Gaziantep'ten de aslında bir nevi Şanlıurfa'ya geçiyoruz. Tekneler 22 kişilik ve biz geldiğimizde bayağı bir bekledik hafta içi geldiğimiz için. Şöyle seçenek sunuyorlar: ya kaç kişiyseniz kendi aranızda bölüşüp o ücreti tamamlayın, yola öyle çıkalım diyorlar. Ya da kişi sayısı dolduktan sonra yaklaşık 1,5 saat sürecek olan yolculuk başlıyor ve kişi başı 75 lira gibi de bir ücret ödeniyor. Biz bayağı bir bekledik ama beklediğimize değdi mi? Bence değdi. Hani şu güzel havada, şu doğanın içerisinde Savaşan köyüne doğru, Halfeti'ye doğru yolculuğumuz devam ediyor. Az önce bahsetmiştim Rum Kale'nin özelliğinden, özellikle Hristiyanlık tarihi açısından çok önemli. Yuhannes'in Hristiyanlığı yaymak için İsa'nın havarilerinden, Yuhannes'in buraya gelmesi, daha sonra buradaki İncil'in çoğaltılarak Beyrut'a götürülmesi açısından ayrı bir önemli noktası var Hristiyanlık tarihi için özellikle. Şöyle bakıyorum, yaş ortalaması bayağı genç bir grup var, misafir var ve bazıları özellikle müzik açılsın da halay çekelim, oynayalım diye bekliyorlar. Biz de tabii onlardan rica ettik, bir 5 dakika dedik ki anonsu çekene kadar bize müsaade edin. Alttan müzik yavaş yavaş devam ediyor. Sezonun yeni başladığı dönemler, depremin etkilerinin yeni yeni azalmaya başladığı dönemler ve bölge olarak da depremin sıkıntısını yakından çeken bir noktadayız. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinin Rumkale köyünde. Şimdi biraz manzara izleyelim. Ondan sonra özellikle Urfa tarafına geçtikten sonra elbette Halfeti ile ilgili anlatacağımız bilgiler olacak. Efendim tekrar belirteyim, ondan sonra sosyal medyadan bizim cahil ya da bilgi sahibi olmadan çekim yaptığımızı lütfen düşünmeyin. Biz Gaziantep programı diye yazıyoruz ama daha önce de söylediğim gibi artık Şanlıurfa sınırları içerisinde, Şanlıurfa'ya bağlı Halfeti ilçesindeyiz. Rumkale'den başladığımız tekne turunda 15 dakikanın ardından buraya geldik. Burada da bir mola verdik, iyi ki de verdik. Çok keyifli bir manzara burada da karşımıza çıktı. 2012 yılında Halfeti Kaymakamlığı tarafından yaptırılan Asma Köprü'nün üzerindeyiz. Gün batımında gecede ışıkları görüyorsunuz. Gün batımında ayrı güzel oluyormuş, ışıklar yandığında ayrı güzel. Ama dediler ki köprü bakımsız, buraya çocuklu aileler geliyor ve belli noktalarda kırıklar var ve o kırıklardan dolayı da burada özellikle çocukların ayağını takılıp düşme tehlikesi var. Yani biz de elçiye zeval olmaz, gördüğümüzü söyleyelim. Hani buranın keyfini çıkartırken kimsenin tadı kaçmasın, kimse huzursuz olmasın. Yapılacak ufak bir bakım ve tadilatla beraber burası çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii ki böyle suyun kenarında kafeler var. Az önce biz de birine uğradık. Sağ olsunlar, güler yüzle karşıladılar. Klasik sorumu sordum. Dedim ki Halfeti'de manzaraya karşı çay kaç lira, su kaç lira diye sordum. Dediler ki su 5 lira, çay 7 lira. Ama dediler özellikle akşam saat 6 ile 7 arası güneşli günlerde gün batımı için buraya gelirseniz hani seyrine doyum olmayan bir manzarayla karşılaşacaksınız. Gerçekten keyifli. Hüseyin abi biraz daha gidelim. Hep suyun diğer tarafını verdik. Biraz da buradaki bu güzellikten bahsedelim. Şimdi efendim Halfeti belki de benim böyle gezdiğim yerler içerisindeki bölgede tarihi açıdan en eski geçmişe sahip olan ilçelerden biri. 3000 yıllık bir geçmişi var buranın. Dile kolay, tam 3000 yıllık bir geçmişi var.
Hani Halfeti'nin en büyük özelliği ne derseniz, işte Birecik Barajı'nın yapımıyla beraber 2000 yılında buranın sular altında kalması. Biraz sonra gideceğiz, bazı köylerin hala suyun altındaki görüntüleri elbette turizm açısından önemli. Ama buranın belki de en eşsiz olaylarından biri sadece buranın mikro ikliminden dolayı burada yetişen karagül. Gelirken de çevreye baktım, karagül görebilecek miyim diye, ama Hüseyin abi göremedim. Ama dondurmasını ve kolonyasını yapmışlar. Onunla beraber. Şimdi buranın adı Halfeti. Gelin mi yanınıza? Tak dur. Gel gel, bir şey olmaz. Ne güzel böyle gençleri gördük. Merhaba. Merhaba. Nerelisin? Gaziantep. Peki sana bir soru soracağım. Buranın adı niye Halfeti? Bilmiyorum abi. Bilmiyorsun. Size geliyorum. Merhaba. Peki buranın adı niye Halfeti? Onu da bilmiyorlar. Gençler siz biliyor musunuz? Onlar da bilmiyorlar. Buranın adı neden Halfeti? Herkes geliyor, bol bol fotoğraf çektiriyor. Ya insan merak etmez mi? Halfeti'ye geliyoruz, adı nereden geliyor bir bakalım diye. Efendim ben baktım vallahi. Ben size söyleyeyim. Bir dakika, merhaba. Siz de mi bilmiyorsunuz? Allah Allah. Ya hiç merak etmediniz mi niye buranın adı Halfeti diye? Çok kısa söyleyeyim. Tabii ne kadar doğru, ne kadar efsane bilmiyorum. Efendim dünyada bir kural vardır. İki aşık bir araya gelirse aşk olur. Doğru mu? Kavuşamazlarsa efsane olur. Halil ile Fatma birbirini çok seviyor. Aileleri bunların bir araya gelmesine engel oluyor. İkisi aşklarını yaşamak için bakıyorlar ki bu dünyada yaşamalarının şansı yok. Kendilerini Halfeti'de suya bırakıyorlar. Halil ile Fatma'nın adından dolayı Halfeti olduğu söyleniyor. Halil ile Fatma birleştir Halfeti. Böyle de bir bilgi. Bak durduğumuz yerde bilgi de verdik. Teşekkür ediyorum. Onun dışında dediğim gibi hani gelip görülecek, özellikle derinlik açısından da çok güzel fotoğraf çekilecek bir yer. Şimdi karşıda belediye tesisi var. Belediye tesisleri de her zaman böyle biraz daha hesaplı olur ama vaktim yok. Çünkü burada 40 dakika mola verdik. Karagül var mı? Karagül derken? Buranın Karagül'ü meşhurmuş. Var tabii, meşhur da biz nerede? De İstanbul'da gelmişiz buraya. Tam olarak bilmiyorum. Sen biliyor musun nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum nerede? Kimse bilmiyor. Ama buradaki yaşayanlar gel, biliyor. Gel gel gel. Abi burada yaşayanlar. Sen buralı mısın? Ben buralıyım. Bu ne? Kırmızı gül. Ne bu gül? Gül. Halfeti'nin nesi meşhur? Siyah gülü. Karagül. Evet. Nerede Karagül? Nerede? Buralarda bulamayız. Bulamayız. Bunlar bakayım bir şöyle, gel bakayım yanıma. Bak çok zeki bir çocuğa benziyor. Bunu Karagül satarken görürseniz inanmayın. Bu bunları toplayıp siyah boyayıp satabilir. Ne güzel kokuyor. Kim için kopardın bunu? Sizin için. Yapma bana böyle. Yapma bana böyle. Teşekkür ederim kardeşim. Ben sana gülüm demem. Gülün ömrü az olur. Efendim yaklaşık 40 dakika mola verdik. Kimi misafirler çay kahve, kimileri yemek. 40 dakika yeterli bir süre. Şimdi buradan devam edeceğiz. Az önce bahsettiğim şeye gideceğiz. Neresiydi orası? Suların altında kalan o camiyi falan göreceğiz. Görülmesi gereken bir yer. Gaziantep programında Şanlıurfa Halfeti'deyiz. Yapacak bir şey yok. Tekne turu buraya geldi. Rehber devam ediyor. Hüseyin abi, şuraya kadar bak bir şey yoktu. Ama artık şu suyu gördükten sonra yavaş yavaş anladım ki benim yüzme sezonunu açmam lazım. Yani yavaş yavaş o su çok ısınmadan Ege'ye, Akdeniz'e gidip hani su sıcaklığı hazır 20-25 derecelerdeyken hamam suyu olmadan önce şöyle gidip kendimi sulara bırakma zamanım gelmiş. Çünkü şu anda bile şu suya şöyle bir bakıyorum. Tahminim tam böyle 13-15 derece yüzülecek kıvamdadır. Soğuk soğuk. O yüzden biz yavaş yavaş 3-4 hafta sonra rotamızı Ege'ye doğru çevirelim. Şimdi gelen misafirler Halfeti'de tekne molası verdikten sonra mutlaka hani bu artık kullanılmasa bile suyla beraber bütünleştiği için güzel bir fotoğraf veren camide de resim çektiriyor. 2 dakika gençler, ben bir sallanayım öyle. Sıra var, sıra. Sıra var. Bak böyle geliyorsunuz buraya, arkaya doğru sallanıyorsun, sosyal medya keyfine bakıyorsun,
sallanıyorsun. Burada bir grup var. Canımızı çıkarttılar teknede. Halay çekelim, halay çekelim, halay çekelim. Kaptan gaza geliyor. Veriyor müziği gümbür gümbür. Bizde kulak kalmadı. Oo, huzur. Sallanacak mısınız kızlar? Bak buna çok güvenmeyin. Bu sallar sizi karşı kıyıya yollara. Biraz gaddar bir arkadaşa benziyor. Halıcı kardeşim benim. Sağ olsun yanında da kuru meyveler vardı. Bize de ikram etti. Yedin mi sen de? Sen o ara... Ver ver ona da ver. Çünkü yaklaşık 8 dakikadır bir şey yemiyor Hüseyin abi. Hüseyin abi ye ye. Ye ye. Bak misafirperver gençler. Bak kızlar da böyle geldi süslü süslü. Böyle durduğuna bakma, dakika durmuyor Hüseyin abi teknede. Sürekli halay, sürekli halay. Oyun havası halay, oyun havası halay. Bak bu kız da oynamaya çok meraklı. Gel gel. Yok, otur otur otur. Bak bu kız çok meraklı değil. Gel gel. Bak o, bu ikisi özellikle bu. Kız hiç mi enerjim bitmedi? He? Bitmez. Saatlerce o halay. Aynen. Hava çok iyi çünkü. Manzara süper. Çalışıyor musun? Hayır, okuyorum. Lise son. Lise son? Aynen. Büyük duruyorsun ama. Öyledir. Nereyi kazanmak istiyorsun? Gaziantep. Bölüm. İnşallah. İlahiyat. Hadi bakalım inşallah. Sen bitirdin mi okulu? Yok, ben üniversite okuyorum. Hangi bölüm? Tıbbi laboratuvar. Tıbbi laboratuvar. Yarın öbür gün böyle bir analiz tahlil işi olursa bulayım mı seni? Bul. İsim ne? Ayşe. Ayşe'yi bulacağım. İnşallah. Seni de bulacağım. İnşallah. Sen cenazemde belki faydalanırsın. Hayır. Efendim. He? Yasin indirmeye gel. Ya, kadınların inşallah diyor. Kadınların duasını sen yaptırırsın. Ama 90'a kadar niyetim yok ölmeye. Şunun şurasında 90'a ne kaldı Hüseyin abi? Bir bu kadar daha yok işte. Sen de yaşlanıyorsun, ben de. Ya ver şu manzarayı, bak ne güzel ya. Halfeti. Huzur, mutluluk, hava güzel. İnsan daha ne ister ya? Rumkale'de başladık, Halfeti'ye devam ettik. Artık dönüş yolundayız. Özellikle bölgenin tanıtımı yapılırken, bölge anlatılırken mutlaka sembol olmuş yapılardan biri Yarım Cami. Efendim, Savaşan köyündeyiz. Burası da yine 2000 yılında Biricik Barajı'nın yapıldığı dönemde sular altında kalan köylerden biri. Ekranlarınıza geldiği gibi o kendine has mimarisiyle yapılan evler, ama restoranlar bugün de günümüzde de devam ediyor faaliyet göstermeye. Tekneyle geliniyor buraya. Bu cami artık sembol oldu. Yani Halfeti dendiği zaman, Rumkale dendiği zaman insanların aklına gelen o meşhur fotoğraftaki cami şu anda ekranlarınıza geliyor. Efendim, Rumkale'den başlayan tekne turları yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Halfeti'de 30 dakika ile 40 dakika arasında mola veriliyor. İsteyenler orada yemeğini yiyor. Kişi başı 75 lira. Ancak daha az sayıda kişi olursa ona göre bir hesaplanma yapılıyor. Yani 2200 liraya istiyorsanız bir kişi, iki kişi parayı verdikten sonra tura katılabilirsiniz. Ama yolcu sayısında kapasite teknelerde 22 kişi. Ya buraya kadar gelindiği zaman mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. İşte bir tarafta yolculuğa başladığımız zaman Hazreti İsa'nın havarilerinden kaldığı ve İncil'in kopyalanarak daha sonra Beyrut'a gittiği, bugün de manastırın su kuyularının bulunduğu yere ekrana getirdik. Ardından çıktık, doğanın içerisinde keyifli bir yolculuk. Halfeti'ye geldik, köprüyü anlattık. Halfeti'nin Karagül'ünden bahsettik ve son durağımız da Savaşan köyü oldu. Ve burası da mutlaka işte fotoğraf çektirmek ve görmek için tavsiye ettiğim yerlerden biri. Şimdi bundan sonra ne yapacağız peki? Yaklaşık bir 15 dakikalık yolculuğumuz var. Yine suyun üzerinde keyifli bir şekilde başladığımız noktaya, Rumkale'ye geri döneceğiz. Ben daha önce geldiğim yıllarda yoktu. Cam teras yapılmış güzel bir seyir tepesi ve şaput varmış orada. Hüseyin abi, hazır oraya kadar gelmişken cam terasa da bir çıkalım. Seyir tepesinde hem çay kahve fiyatlarından bahsedelim, hem de oradaki manzarayı da rehberde izleyicilerimizle paylaşıp ardından Antep'te elbette baklavaydı, yemekti, kebaptı. Sevgili Şükrü'ye gidelim, Levent Usta'ya gidelim. Onları da ekrana getirdikten sonra konaklamayla ilgili bilgiler de verelim. Dediler ki günün en güzel saatleri akşamüstü. Belki bir saat daha geç başlasaydık çekimleri, o manzarayı da sizlerle paylaşırdık, ama sadece Rumkale'den değil Halfeti'den de tekne turları bu bölgede yapılıyor.
başka bir tekne de şu anda yavaş yavaş Savaşan köyüne doğru yaklaşıyor. Şöyle uzunca bir müzik verelim, bir klip verelim. O kliple beraber Hüseyin abi, Rumkale'de neler çektik, ekrana neler getirdik, Halfit'te ne vardı onları bir paylaşalım. Ondan sonra Rumkale'de seyir terasında buluşalım. Rumkale'de tekne turundan sonra durağımız cam teras. Demek ki ben 2 seneden fazla olmuş Rumkale'ye gelmeyeli. Çünkü ben daha önce geldiğimde bu cam teras, seyir terası yoktu. Güzel olmuş. 185 metre yerin üstündeyiz. Artık o kadar çok cam terasa gittim ki bu ara o ilk başlardaki korkuyu üzerimden attım. Gelir gelmez tabii ki doğal olarak ilk sorduğum soru depremde buranın zarar görüp görmediğiydi ama karşı bölgelerin dışında ekranlarınıza geliyor. Bulunduğumuz alanda cam terasta herhangi bir rahatsızlık, herhangi bir sıkıntının olmadığını söylediler. Belki de seyir açısından Türkiye'deki en güzel cam teraslardan, seyir noktalarından biri burası. Şu anda tabii kamera uzakta olduğu için göremiyor ama mevsimsel olarak da bölgede tam gelinciklerin açıldığı bir dönem ki ben de bayılırım gelinciğe. Bir yanda işte muhteşem baraj ve oluşturduğu suyla beraber az önce tekneyle de gezdiğimiz o nefis rota. Diğer tarafta tarih. Her zaman söylerim, su gittiğimiz yerde her zaman medeniyet, hayat ve aynı zamanda da estetiktir. Şimdi Gaziantep merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta. Daha önce de söyledim, belli bir noktadan sonra aslında Şanlıurfa'ya geçiyoruz suyun üzerinden. O yüzden sosyal medya hesaplarımdan Rumkale'de program yaptığımız zaman şöyle eleştirilerle karşılaşıyoruz. Gaziantep diyorsunuz ama burası Şanlıurfa sınırları içerisinde diye. Haftaya bu arada Şanlıurfa'da olacağız. Şanlıurfa ekranlarınıza gelecek. Çekimlerimizi yapacağız. Ama bizim başlangıç noktamızı biz esas aldığımız için rahatlıkla ileriki çekim yaptığımız yerlerde de programın geneline Gaziantep KJ'sini verdik. Şimdi efendim giriş 5 lira. Buranın giriş ücreti 5 lira. Düz ayakla da çıkabiliyorsunuz. Asansörde gördüm. Elime de kara kaplıyı aldım. Kara kaplı nedir efendim? Burası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bir tesis. O yüzden rahatlıkla fiyatları vereceğim. Burada ne yenir sorusunu az önce sordum. Yıllar önce geldiğimde ve Türkiye'de başka yerde olmadığı söylenen meşhur şaput, ki büyük bir balıktır, şişi yapılır. Burada olduğunu söylediler, sağ olsunlar şaputu da hazırlıyorlar. Kara kaplı defterim hazır efendim. Kara kaplı defter ne demek? Fiyat bilgileri demek. Buraya geldiğiniz zaman... Aman. Ne yapayım Hüseyin abi? Acele edeyim. Niye, yoruldun mu? Kafana güneş geçiyor. İyi işte, kemiklerin gelişir. Vitamin alırsın. Acılı kıyma 118 lira. Kuşbaşı kebap Hüseyin abi 150 lira. Tavuk kanat 110 lira. Alabalık 115 lira. Şaput balığı 115 lira. Sorduk. Çay kaç lira, su kaç lira dedik. Hatta samimiyetimle de söyledim. Dedim ki çay bence çok yüksek olmuş bir belediye tesisi için dedim. Çay 7 lira, Türk kahvesi 22 lira, diğer kahve çeşitleri 25 lira. Su 5 lira ama garip bir şekilde kutu meşrubatlar 15 lira. Yani kutu meşrubatın fiyatı gerçekten uygun. Su 0,5'lik su da 5 lira. Ayran 10 lira, maden suyu 8 lira. Bu fiyat bilgilerini de verelim. Alıştım artık. Bak aşağı doğru baktığım zaman korkmuyorum. Bak Hüseyin abi, şu bölgeler işte. Şu anda depremden dolayı buradan daha rahat görürüz. Depremden sonra oradaki dükkanları diğer tarafa falan taşımaya başladılar. Hani dostlarım özellikle söyledi. Hani bir an önce bu yollar belli bir noktadan sonra, biz de bak bizim arabanın da olduğu yeri görebiliyorsan. Mesela orada bir nokta var.
ve mesela yaşlılar geliyor, çocuklu aileler geliyor. Mecbur kalıyorlar arabayı tepeye bırakmaya ve bayağı bir uzun yürüyüş yolu var. Ben tahmin ediyorum ki hani biz bu programı yayınladıktan sonra da zaten çalışmalar başlamıştır ve burası rahatlıkla araç trafiğinin kullanılabileceği bir hale gelir. Güzel bir yer, şahane bir manzara, fiyatları söyledim. Bol bol fotoğraf çektirebileceğiniz, Rum Kale'den unutulmaz kareler alabileceğiniz bir yer. İçeriye gidelim bakalım. Şaput'la ilgili de sizlere bilgileri paylaşalım. Ondan sonra yine rehbere Gaziantep'te devam edelim. Bu hafta Gaziantep'te elimizde kebaplar olduğu için efendim Rum Kale'ye bir dahaki gelişimizde dedik ki şaputu böyle hazırlanışıyla, sosuyla, soğanıyla, biberiyle ayrı bir bölümün içerisinde uzun uzun verelim. Ama belki de hayatında biz az önce bahsettik şaputu ilk defa duyanlar olabilir. Efendim şaput büyük bir balık ama bu büyük balık Orhan Bey geldikten sonra başına neler geliyor balığımızın? Temizlenip porsiyon şeklinde sunuyoruz. Şişte ve kebap şeklinde pişiyor. Ahali bir sosu var kendine has ve güzel bir şekilde sunum yapıyoruz. Lezzeti doğal bir balıktır. Yağı oranı yüksektir. Fırat ve Dicle'de yetişen bir balık türüdür. Başka bir yerde ben eskiden bunu sadece Birecik'te biliyordum. Birecik'te Fırat Nehri oradan geçtiği için, baraj yakın olduğu için ondan dolayı çıkıyor. Sadece yetiştiği bölgeler Dicle Nehri, Fırat Nehri. Bu bölgeden bir porsiyon mu? Bir porsiyon şeklinde veriyoruz. Yaklaşık 300 grama denk geliyor. Oluyor mu o kadar? Evet. Peki şaputun büyüklüğü ne kadar normalde? Normalde küçüklüğü 10 kilodan başlıyor. 20-25 kilo kadar gidiyor normal ebatlarda. O zaman şöyle yapalım. Bir dahaki geldiğimizde evet, hem böyle kebap da çekmeyiz. Sadece şaputu çekeriz. Yolumuz buraya düştüğü zaman sosuyla, evet, hazırlanışıyla, sunumuyla ekrana getiririz. Tabii ki Mert Bey. Hem de böylece güzelim şaputta kebapların arasında kaynamamış olur. Teşekkür ediyorum Hiç Orhan Bey. Hiçbir tarzı ve çiğ sunumu bu şekilde. Peki teşekkür Rica ederim Orhan Bey. Kolay gelsin. Gaziantep'e ne zaman gelsem, Gaziantep'e ne zaman yolum düşse, İş içinde olsa, gezmek içinde olsa mutlaka bir kardeşimin yanına uğrarım. Hangi kardeşimin? Şükrü kardeşimin. Sebebi belli. İlk tanıştık, bir dostluğumuz oldu. Sonra görüşmeye devam ettik. Küçük mekan küçüktü, maşallah büyümüş. Ve ne zaman gelsem kardeşim işinin başında. Bir de böyle güzel manilerle bazen karşılıyor. Sevgili kardeşim nasılsın görüşmeyi? Eyvallah ben teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? İyisin inşallah. İyiyim kardeşim, güzel olmuş, büyümüş. Ha aynen, çok şükür abim olsun. Büyüttüm abi, yan taraf market vardı, orayı da aldık, çok şükür. Biraz daha genişlettik, çok şükür abi. Her şey yolunda mı güzel kardeşim? Süper abi. Biz biraz geç geldik bugün herhalde, çeşitler artmış, artmış ama bazıları da tabii çabuk bitiyor. Aynen, bazıları da maşallah yani bayağı bir sürüm, sirkülasyon çoğaldı abi. Onlara da çok şükür, bazı çeşitlerimiz erken bitiyor abi artık. Neler var şimdi daha önce çekmediklerimizden bugün biten? Maraş taraklısı mı? Aynen, Maraş taraklımız var abi. Kartal tikemiz var. Kartal tikemizin yanı sıra mesela küşleme, kısa bel, beyaz et, bu çeşitlerimizi çoğalttık. Mesela küşlemeyi soslu olarak yapmaya başladık. Soslu etimiz yok tezgahımızda. Soslu küşleme olarak da çıkarmaya başladık abi. Artık yaz geldi tabi, balcanın mevsimi de geldi abi. Doğru Hüseyin abi, tezgahtan falan ürünleri bol bol alalım yani, hepsinin görüntüleri olsun. Şimdi efendim bazen sosyal medyadan böyle kebap çektiğim zaman bana mesaj geliyor. Diyorlar ki ya bu kuzuların pişmişini niye gösteriyorsunuz? Şimdi efendim ben tabi yemeyene saygı duyuyorum. Gerçekten ben her düşünceye, her fikre saygım var. Ama ben de yani et yemeyi seviyorum yani. Tabii ki o yemeyenlerin de kendi hayat şeklidir, kendi dünya görüşüdür. Şimdi ben Antep'e gelip de ne yapayım? Ispanak mı yiyeyim? Pırasa mı yiyeyim? Lahana mı yiyeyim? Geleceğim, etse et diyeceğim, Şükret Halime kardeşim diyeceğim. Bu arada hep arı gibi. Evet. Ya biraz şöyle bir çekme, böyle bir sevgi, biraz patron ol ya. Yok abi ya, biz ona alışamazdık abi ya. Yani biz, Allah'ım, yani adını sen söyle. Kendim alıştıramadım abi. Denedim de olmuyor abi. Denedin mi takım elbise? Aynen, denedim olmuyor abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen geldiğimizde biz senin içli köfteni bak televizyonda söyledik. Evet abi. Onlarca mesaj geldi. Evet abi.
Abi çiğ köfte yapıyor musun Şükrü? Yok abi çiğ köfte yok. İçli köfte, içli köfte. İçli köfteyi yapıyorum abi. Şu an için biraz sipariş çoğu olduğundan dolayı dış sipariş almaları bıraktım abi. Yani şu şekilde söyleyeyim, çoğu olduğu maşallah subhanallah yetiştiremiyorum abi. Peki, o yüzden yani senden içli köfte isteyecekleri zaman evet abi. Kaç gün öncesinden söylesinler? Ya şu anda abi 2 hafta önceden alıyorum şu an siparişleri abi. 2 hafta sonra falan gönderebiliyorum abi ancak. Kaç liradan gönderiyorsun tabii? Abi 15 lira abi şu an tanesi abi, etli içli köfte. Çok şükür içli köftede de bayağı başarılıyız hamdolsun. Ya yani çünkü her gönderdiğimiz yerden teşekkür alıyoruz abi. Ya nasıl kasaptın değil mi kardeşim? Aynen kasaplıktan geliyorum zaten abi. Sen nasıl kesiyorsun ya? Sen bakıyorum ufacık adam, nasıl kesiyorsun ya? Abi işte. Koca danayı yatırabilir mi abi? Yok abi, dana benim branşım koyun abi. Koyun. Sadece koyun. Evet abi. Erkek sadece olacak. Evet abi, sadece koyun üzerine abi. Kuzu ve koyun üzerine abicim. Yani şimdi balcanın mevsimi başladı. Evet abi. Ama daha biricik çıkmadı herhalde. Yok biricik çıkmadı abi. Şu anda bu Antalya patlıcanı abi. Antalya kemer patlıcanı abicim. Etini falan zırhta çekiyoruz abi. Bu şekilde dağılıyor abi. Eti iri, tane tane. Şuradan bir ekmek verir misin? Bir parça acil. Şu ustam. Ya şu göster şu balcan kebabı. Bazısını görüyorum. Yani bak. Bunu alıyor. Çatala takıyor. Abi. Oluyor. Soğanı kesmeye çalışıyor. Bir gösterir misin ya? Sevgili kardeşim şu ekmek gelsin. Şu balcan kebabı nasıl lokum gibi böyle nasıl hazırlanıyor? Şunu bir göster öğrenelim ya. Abi, yanındaki ne? Balcan kebabı yaptığın yerde yani ne diyeyim ben? Böyle bir aşk abi ya. Bu balcan kebabın dürümünü yapma bile bir heyecan abi ya. Ben bu arada iki tike yedim. Bir ekmek alalım. Tam ekmek alalım. Tam ekmek ver kardeşim. Evet. Elini korkak alıştırma. Burada bak Hüseyin abi var. Hasan var. Eniştesi. Değil mi? Ha? Hüseyin Bey senin enişten değil mi? Allah Güler ablama sabır versin. Her program söylüyorum. Şimdi balcanı aldık. Evet abi, balcanı alayım abi. Zaten balcan lohum gibi abi. Pişmiş. Öyle hemen içinden çıkıyor abi. Bu şekilde. Balcanın kabuğu maşallah. O benden daha heyecanlı çıktı. Yavuz kabuğu gibi. Vallahi ben heyecanlanayım, o benden daha heyecanlı çıktı abi. Abi geçeceğim. Bunu böyle elle hazırlayacağım. He? Abi zaten bunun şeyi orada. Şey bu işin sırrı orada. Değil mi? Aynen abi. Azıcık da soğan. Of. Abi soğan sıra olmuyor. Şöyle sumağını alıyoruz. Aslında 19'da 4 çatal 4 çatal. Bak. Öyle çatalla bıçakla olmaz bu işler. Bu işler öyle olmuyor. Bu iş böyle. Soğan da iri kıyım olacak biraz değil mi? Evet abi. Of. Şöyle. Ve zaten of. Şu acı biber zaten abi var ya. Yeni yenime çarpıyor beni ya. Acı mı? Aynen abi. En sevdiğim. Bak. Bu şekilde abi. Tabii ya, bu böyle yenir ya. O domates abi. Ay kardeşim benim ya, tablo gibi hazırladı. Sonra bunu böyle. Sonra. Hafif karabiber abi. Hafif karabiber. Pul biber istiyor musun? Yok abi dur. Tuzumuz. Ya budur ya. Abi hiç ya. Bak. Bu Antep durumu. Bak böyle önce kenarlar. Kulağa dedik abi biz ona. Kulağa? Aynen abi. Evet güzel oldu. Hüseyin Bey oldu mu? Senin için bak eli uzatıyor, tamam senin zaten, merak etme ya. Şimdi biz malzemeyi bol koyduk, bir porsiyondan iki böyle çıkar ha, iki dürüm çıkar. İki dürüm, ooo biz en önemli olan şeyi unuttuk abi. Neyi unuttuk? Abi çektiğimiz zırh kıymasını unuttuk. Bir de eti bol olmalı abi, çek. Zır kıymasını da içine aynen koyduk. Aynen abi, iç. Yanında da kardeşimin çok özel bir ayranı var. Öğlen yemeği yedi mi bu arada? Abi yok, ben yedim abi. Evet, bu şekilde. Hüseyin abi. Hüseyin abi al. Sendeyiz abici.
Vallahi aldı ve götürdü kardeşim. Vay vay, dayanamadı yine. Kayınçoya verdi tabii bak. Yoksa Güler Hanım kızar vallahi, kardeşime bakmadın diye. Evet abi. Geldik şimdi senin meşhur lahmacunu. Kimse bize inanmamıştı bunu ilk verdiğimizde. Böyle lahmacun bu kadar güzel. Şimdi kardeşimin çok sevdiğim bir huyu var. Yanda komşusu var, fırın. Fırından gidiyor ekmeğini yaptırıyor. Lahmacununu oradan yaptırıyor. Esnaf dayanışması sürüyor. Bu kesinlikle arada yeni abi. Yeni lavabosu var, tuvaleti var. Aynen, hayırlı yaptırdık. Olsun. Aynen onlar yaptırdık abi, çalıştık abi. Çünkü en büyük problemlerden bir tanesi soydu abi. Şimdi Antep lahmacunun diğer lahmacunlardan farkı? Abi Antep lahmacun diğer lahmacunlardan farkı ne? Ya şimdi Antep lahmacunu hafif eti yağlı olur abi. Yağlı olmasının nedeni abi, o etin zevzeden özdeşmesi abi. Yani biz burada Antep'te nasıl yapıyoruz? Mesela bizim belli bir orantımız var. Kasaplıktan geldi. Yani kasaplıkta da mesela böyleydi. Restoran üstü değil. Herkesin tek bir formülü var abi Antep'te. Etinden başta yağlı olması. Mesela kışın günü ağırlıklı maydanoz ve biberin fazla olması. Mesela domatesin az olması. Yazın günü mesela domatesin biraz fazla olması. Maydanozun biraz... Evet, kesinlikle zaten sarımsak abi. Antep'te bir şey. Mesela batı yöresinde mesela ağırlıklı soğana ağırlık verirler. Mesela sarımsak yerine soğan koyarlar abi. Antep'te de maalesef yani soğan yerine sarımsak koyuyoruz abi. Bu arada lahmacun kaç lira oldu? Abi lahmacunumuz 15 lira oldu bu şekilde. 15. Bu bir tam lahmacun abi. Biz bunu kestik bu şekilde. He? Bu bir tam lahmacun. Evet, buna da böyle kıymayı koyarsak abi. Bu da Mert abi. Bu da Mert abime gelsin, evet. Bir şey soracağım. Abi. Sabah kaçta açıyorsun? Saat kaça kadar açıksın? Abi sabah kaçta açıyoruz abi? Sabah saat iş yerimiz saat 5'te açılıyor. Ama lakin servisimiz hazırlanıyor. Mesela öğlen saat 10.30'a kadar hazırlıklarımız yapıyor. Lahmacun işlerimiz çekiliyor. Bir yandan etlerimiz hazırlanıyor. Hazırlıklarımız yapılıyor abi. İşte öğlen saat 11'de de ocağımız yanmaya başlıyor abi. Akşam saat 8'e kadar abi. 8'den sonra? 8'den sonra yok abi. Aile saatine kadar çalışıyoruz. Yani o saatten sonra yani yalan değil abi. Aynen abi. Yenge kızıyor. Aynen abi. Kardeşim teşekkür ediyorum. Ne demek abi? Her ben teşekkür ederim. Yeni bir güzellik. Ayaklarına sağlık abi. Ben. İnşallah biz de sana şans getiriyoruzdur. Bereket getiriyoruzdur. Başımı tersin. Aynen öyle abi. Şans kolay geliyor, bereket kardeşim. Geliyor. Teşekkür ederim abi. Buradan baklava yemeye gidiyorum. Demet Usta'ya ayın tabii şey baklava. Son bir maniden kapatalım. Beni ne kadar seveyim dedi. La yorum, o da hanek mi dedim. Bir balcan kebabı kadar seveyim sen dedim. Ne diyoruz babacığım? Yürü baba. Yürü baba. Bekleyin. Eyvallah kardeşim. Eyvallah abim. Görüşürüz abicim. Bizim için bir Gaziantep klasiği. Elbette Gaziantep denilince fıstık ve baklava tabii ki, ama benim için bunlara ek olarak da Aintab tabii ki. Sevgili Levent ustam, nasılsın? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Araya tabii deprem girdi. Biraz mesafeli olduk ama yine sizi burada görmekten çok gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl abi, yavaş yavaş tabii ki. Yani çok zor, özellikle büyük yıkımların yaşandığı noktalarda geri dönmek çok çok zor. Evet. Normalleşmeyi ben kabul etmiyorum. Yani evladını kaybedenler, ailesini kaybedenler, ama acımasız bir şekilde de hayatın kuralı devam ediyor. Evet. O yüzden soracağım, yani Antep, Gaziantep normalleşmeye başladı mı? Yani bizde tabii diğer illerimizi gördüğümüz için burada bir şey yok gibi geliyor, ama tabii yine var. İslahi ve Nurdağ ilçelerimizde büyük yıkımlar var. Yani şehir yok diyebiliriz. Nasıl bir Hatay gibi, İskenderun gibi. Ama yine de Gaziantep'in merkezinde çok bir şey yok. Biz çok şükür 7-8 gün sonra, depremden sonra imalatımızı açtık. Tekrar üretimize başladık. Çünkü bir tek Gaziantep için değil, bizim buradan diğer şehirlere gönderiyoruz. İhracata gönderiyoruz. Yani oraları da aksatmamak için İmalatımızı 8-9 gün sonra çalıştırmaya başladık çok şükür. Şimdi Levent ustam, içeriye girer girmez bir koku hissediyorum. Evet. Bak şu anda şöyle söyleyeyim. Yağ ve tereyağı ya da o ne diyorsunuz, iç yağ. Yok. Sade yağ. Sade yağ. Sade yağ ve fıstığın kokusu mu gelen, değil mi? Tabii bu efendim tereyağının eritilmiş, süzülmüş saf hali. İçinden ayranı,
tuzu alınmış, tereyağının süzülmüş saf hali. Tabii bir de bu yeni çıkan yağlar olduğu için, bahardan dolayı ilk yağlar olduğu için böyle daha reyhalı. Böyle içeri girdiğinizde o reyhayı almışsınız maşallah siz de. Evet. Abi kaçta başlıyorsunuz? Şimdi çok güzel görüntüler var imalattan. Ben buradan sevgili arkadaşım, dostum Belma'ya da çok teşekkür ediyorum. Biz yani o ne demek istediğimi anladı. Ustam yine sabah 5'te 6'da başlıyor mu baklava? Tabii tabii efendim. Günün ilk ışıklarında, gün ağarırken Gaziantep tabiriyle işimize geliyoruz. Tabii bu fırınımızın yanıp dinlenmesi, işte hazırlanması, hamurumuzun yoğrulup işleme alınması. Yani biz saat 5'te başlıyorsak 7.30-8'de ürünümüz çıkmaya başlıyor. Tabii bu ürünleri de her zaman yine söylüyorum. El emeği göz nuru, hiçbir katkı maddesi yok, hiçbir makina yok. El emeğiyle açılıyor. İşte gördüğünüz gibi mesela şunun rengi ben buradayım diyor yani. Yemyeşil doğal fıstığın hali. Ya abi şimdi çeşitleri biraz sonra bahsedeceğim. Tabii yani hepsi nefis gözüküyor. Bazen gittiğim yerlerde bana kızıyorlar. Sonra da hak veriyorlar. Şimdi bazen gittiğiniz yerlerde siz de görüyorsunuz efendim işte 200 lira fıstıklı baklava. İşte 150 lira fıstıklı baklava. Yani net söyleyeyim, keşke olsa, keşke olabilse. Yani mümkünatı yok. Yani mümkünatı yok. Belli bir standart eğer gerçekten hani doğal, gerçekten sade yağıyla yapılan, gerçek el emeğiyle yapılan fıstığın, gerçek baklavalık fıstığın kullanıldığı baklavayı o dediğiniz fiyatlara bulmanızın imkanı yok. Ya şekerinden gidiyordur, ya fıstığından gidiyordur, ya fabrikadan geliyordur. Yani, değil mi abi? İmkanı var mı böyle bir şeyin? Abi şu anda zaten yani fıstığımızın kilosu 600 TL. Sade yağımız o biraz önce bahsettiğimizin kilogram fiyatı 270 TL. Bunların ikisi bir tarafa hem artık işçilik maliyeti. Yani bir kilo baklavanın bugün 100 TL'nin altında işçilik maliyeti yoktur. 125-130 TL sırf 1 kilo bizim yaptığımız baklavanın işçilik maliyeti var. Yani bundan yola çıkarsak işte siz de bahsettiğiniz gibi bir şey diyemiyorum. Doğru. Yani... Ama tabii biz hala ustalarımızdan gördüğümüz şekilde el emeğiyle yapıyoruz. Evet. Şimdi ya bu klasik Gaziantep baklavası. Klasiğimiz bu. Evet. Abi geçen Beypazarı'ndaydım. Orada da tabii böyle ev baklavası yapıyorlar ablalarımız. 80 katlı falan diyorlar da. Sizin Gaziantep'te, daha doğrusu bizim Gaziantep'te diyeyim artık. Evet. Levent Ustam, kaç katlı oluyor? Bunun bir standartı var mı? Yani zaten bu Antep tabiriyle diyelim 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen şeydir. En az 40 kat, 45 kat oluyor. Yani 40 kat deniyor ama sayıldığında belki bu 48-50 kata da tekabül ediyor. Çünkü bu yaptığınız... açtığınız daha doğrusu hamurun inceliğiyle alakalı. Hamur ne kadar ince olursa kat sayısı da o kadar yüksek oluyor. Yani biz normalde ağza alışılmış 40 kat diyoruz ama bu 45-50 kat 55 kat da olabiliyor. Şimdi yani çok emek isteyen bir ürün. Evet. Yani son zamanların gözdesi. Ama her ustanın da kolay kolay yapamayacağı. Tabii yani bunu. Sanat bu ya. Bu artık sanata giriyor. Tatlıdan falan çıktı abi. Bu evet. Sanat ya. Ben zaten yani buradayım diyor. Çünkü hamurun ortasından yapılıyor. Tek katıyla yapılıyor. Yani baklavada işte 45-50 kat varsa onun bir katıyla yapılıyor. Tek tek kesiliyor, büzülüyor. Yani içine kaymak konuyor. İnanın biraz önce bahsettiğimiz gibi yani hepsi işçilik. Doğru. Hepsi emek. El emeği göz nuru. Şuna geleceğim abi. Evet, bu da bizim spesyalimiz. Yani bu yollara dayansın diye Avrupa'ya filan daha çok gitsin diye kaymaksız ürünümüz. Tabii şöbiyetimizin kaymaksız hali diyoruz. Bohça. Bohça yanındaki. Evet. Bu da şöbiyetimiz efendim. Tabii. Abi bu çıtır çıtır yumuşak olacak değil mi? Yani içindeki tabii kaymak oranı biraz daha farklı. Tabii bunların hepsinin hamuru, şekeri, fıstığı bir ama pişme oranları farklı, işte şeker dereceleri farklı. Ama hepsi doğal ürün. Hiçbir katkı maddesi yok. Bakın gördüğünüz gibi yemyeşil. Mesela bu üstündeki jelatin gibi parlıyor ama bu hamurun bir yaprağı. Evet.
Tablo, tablo bunlar yani, ya. Vallahi tablo. Orada havuç dilimini görüyorum. Havuç dilimimiz var. Yani genelde tabii bunlar lokantalarda, porsiyonlarda, düğün yemeklerinde, işte bir davetlerde. Şey evet. Bak, ben net söylüyorum. Ben her tatlıyı tatlı gibi yemenin tarafta. Yani evet. Baklavaysa baklava, şöbiyese şöbiyet, tabii. Havuç dilimiyse havuç dilimi. Ben bunların üzerine, bak damak tadıdır, herkese de saygı duyuyorum. Ama ben bunların yanında, yok dondurmaymış, yok üstüne kaymakmış, ben bana uymuyor. Ben her şeyi yalın haliyle yemeyi seviyorum, doğru mu? Tabii, yani bizim zaten dükkanımızda üstüne veya yanına ne kaymak ne dondurma var. Gaziantep'te böyle genellikle ustalarımızdan gördüğümüz şekilde uyarlıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi yani dondurmanın tadı farklı, baklavanın tadı farklı. Ya ben baklavaya ya da evet. dondurmaya evet. ya da kayma haksızlık edildiğini düşünüyorum. Çünkü niye karıştırayım ben ikisini? Ya bir gün birini yerim, bir gün birini yerim. Şöyle izah edeyim efendim size. Şimdi biz bunun kabarması için o kadar emek veriyoruz. Şunu kaldırılıyor arasına, dondurma konuyor, ondan sonra üstüne basılıyor. Yani bizim yaptığımız o emeğin hepsi boşa gidiyor. Bir de onu öyle bir koyuşları var ki evet. böyle alıyor, tık 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 vuruyor. Zannedersin şey yapıyor ha, bina inşa evet. ediyor ya da tık 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 onu vuruyor, bunu buradan kesiyor. Tamam, zaten hep söylüyorum, artık yemekleri insanlar yemek yemeyi unuttu. Sosyal medyada paylaşım yapmak için güzelim yemekler buz gibi oluyor. Niye efendim? Şunu yapmak için. Vallahi ben önce yeme taraftarıyım. Tabii yani. Pişmiş eşyada su katılmaz. Doğal lezzetin dışına çıkmamak lazım. Abi orada bir şey görüyorum. Şunu bir gösterelim de ondan sonra müsaade isteyeceğim. Ya bu... Efendim bu da bizim dolamamızın. Bu kaymaksız dolama. Bunun için tabii biraz değişik versiyonları nasıl yaparız? Arge çalışıyoruz. Yeni ne çıkarırız? Dezgahımıza uyarlayabiliriz ne şekil ürün diye. Bu da yaprak şöbiyet dediğimiz dolamanın kaymaklı hali. Kamera kapandıktan sonra abi bak ne söylüyorum. Şöbiyetten ve bundan birer dilim yiyeceğim yani. Afiyet olsun. Yani dayanamayacağım. Kolay kolay söylemem çekimlerde Hüseyin abi de bilir ama yani gerçekten doğru mu Hüseyin abi? Yani gerçekten dayanamayacağım. Abi Türkiye'nin her yerine, belki Avrupa'ya, her yere gönderiyorsun değil mi? Tabii yani kargonun, otobüs firmalarının ulaştığı her yere gönderiyoruz. Özellikle son dönemlerde Avrupa'dan talepler de arttı. Yani aklınıza dünyanın neresi gelirse gönderebiliyoruz. Tabii kargoların gittiği yerlere. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sevgili Ayit abi, sevgili Levent ustam, yine tablo gibi dizmişsin. Hüseyin abi, ne çekiyorsan çek, kamera kapansın. Ben direkt az önce saydıklarımı yiyeceğim. Rehber Gaziantep'te devam ediyor. Gaziantep'ten yavaş yavaş ayrılma vaktimiz geliyor. Efendim hem ev sahipliği için teşekkür edeceğim sevgili Yusuf kardeşime. Hem de özellikle depremden sonra gerçekten Gaziantep'in yeniden turizmde ayağa kalkması gerekiyor. Buradaki tüm esnaf, konaklama tesisleri gelecek misafirleri bekliyor. Yusuf kardeşim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bulunduğumuz yer aslında bölgenin en önemli yerlerinden biri. Çünkü tek termal otel değil mi? Kesinlikle evet. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu konsept olan ve hatta Doğu Anadolu'da kapsayan bir tek tesis. Nedir suyun özelliği? Suyumuzun özelliği mineralli bir suyun yapısı var. Florür ağırlıklı bir su. Aynı zamanda içilebilir özelliği var. Kükür oranı çünkü çok düşük. İçilme özelliği de bağırsakların temizliği, mide temizliğine faydası var. Bunun haricinde cilt hastalıklarına çok iyi geliyor. Romatizm hastalıkları, eklem ağrıları, bel fıdığı, boyun fıdığı, kireçlenmeleri iyi geliyor. Güzel kardeşim, aynı zamanda yazın hani Gaziantep'te işi olanların çocuklarını belki tatil fırsatı bulamazsa da günü birlikte gelip aqua havuzunu kullanabileceği bir yer burası değil mi? Kesinlikle evet. Günü birlik at biniciliğimiz var. Yani çocuktan ata bindirebiliyorlar. Küçük midilli atlarımız var, büyük atlarımız var. Haricinde aqua havuzumuz var kaydıraklı yine aynı şekilde. Onun haricinde piknik alanları var. Yani tesis içerisinde fotoğraf çekim alanları çok fazla var. Termal havuz, sauna, hamamımız var. Buraları kullanabilirler. Kaç odasınız? Toplam 120 odayız. Kendi içinde kısımlara ayrılıyor. Dubleks'lerimiz var. Villalarımız var, suitlerimiz var, standart odalarımız var. Değişik yapıda bu tiplerimiz var. Oda kahvaltı mı, yarım pansiyon mu çalışıyorsun? Konsept olarak yarım pansiyon. Yarım pansiyonda da sabah kahvaltısı, akşam yemeği, saat 5 çayı var. Kafe break saatimiz var. Bunun üzerine termal havuz, sauna, hamam bu fiyatlara dahil oluyor. Peki, yarım pansiyonda. Çok teşekkür ediyorum ev sahibi için. Sen artık kardeşim gibisin. Teşekkür ederim. Gaziantep'e geldiğim zaman da başka yerde kalmıyorum.
Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İnşallah şu depremin yaraları sarılır. Tekrar İnşallah. O güzel turizmle dolu günler başlar. İnşallah tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Önce sesi verelim. Sonra lezzeti görelim. Efendim? Dondurmalı asırımız abi. Gel kardeşim, gel benim kader arkadaşım, gel. Şimdi efendim, rehberde Ramazan ayı boyunca, ver ekrana ver üst üste koyuşunu. Tatlı olarak her hafta birbirinden farklı ürünleriyle Katmerci'deydi de sevgili Kasım'ın yanındaydık. Ve önümüz Ramazan bayramı, çocuklar şeker bayramı der. Dedik ki herkesin ekran karşısında da hem gözü tatlansın hem de şu sunuma bakar mısınız? Ramazan kuş gibi uçtu gitti. Ve önümüz bayram. Bayram ve sıcaklar abicim, yaz ayı geliyor. Hatta Adana'da bayağı bir hissedildi. Adana yağanıyor dönemi başladı. Yağanıyoruz abi. Havalar ısındı. Ve bu bizim tatlılarımızı hafiflettirdiğimiz bir reçete abi. Hem soğuk, dondurma arası, peynir yok, kaymak yok. Sadece plak dondurmamız yine Maraş'tan. Harika enfes. Sen bu lezzeti biliyorsun zaten abi. Bak bir dakika, ben bunu bilmiyorum. Bilmiyor musun? Benim bildiğim arasında kaymak falan vardı, dondurma da vardı. Şimdi artık tamamen yaz döneminin tatlısı. Sadece dondurma mı var arada? Sadece plak Maraş dondurmamız abi. En çok sattığımız künefe ürünlerimizden bir tanesi. Hasır künefe abi. Harika bir şey. Yemelisin. Bu nasıl yapılıyor? Bu nasıl yapılıyor? Normal klasik yaptığımız abi. Sade yağlan ve tel hasır kadayıfımızla yaptığımız künefemiz normal standartlarda, ama bunun içinde mesela peynir katmıyoruz, kaymak katmıyoruz. Kendimize özel ürettirdiğimiz Maraş dondurmamızı katıyoruz. Erimeye başladı tabii hava ısındı. Tabii. Arası da ama böyle yine gördüğün gibi abi. Şöyle içeriğini gör, duble fıstık dolu. Yemyeşil. Bazen soruyorlar, diyorlar ki Mert Bey, bunlar sizin için özel mi hazırlanıyor diyorlar. Ben menümüzde var. Menümüzde var abi. Sizin programınızda gösterdiğimiz her şeyi menümüzde olan şeyler ve satışımızda en başarılı olup da en çok tutulan ürünlerimiz. Genelde zaten sizin programınıza çıkarken de en çok tutulan ürünlerimizle çıkmayı daha çok tercih ediyoruz abi. Genel anlamda bütün ürünlerimiz tutuyor ama en çok mesela yazın kendine az ürünleri var abi. Kışın kendine az ürünleri var. Biz yazı karşılarken de bu senin program sürecine en doğru ürünlerle çıkmayı hedefliyoruz ve onları önümüze katıyoruz abi. Şimdi biz böyle aramızda konuşurken bana diyor ki abi diyor, bir şartım var diyor sana. Eğer bir gün çeşidin biterse diyor, başka tatlılarda programında olabilir. Ama diyor bizim diyor dostluğumuzu, programımızı aramıza diyor kimse girmesin. Evet. Ben diyor sen iste diyor. Ben her geldiğinde diyor bir çeşit yapacağım. Bu arada bir minik kuş vardı. Kaçıyor, çek. Bak bir minik kuş vardı. Gel. Dal gibiydi. Adana'ya geldi. Ya bir şey söyleyeceğim. İnsan sabah gözünü açıp kebap der mi? Bak kebabı yedi. Bak sabah 11 kebabı yedi. Dedik ki Kasım'a gidelim. Ama bana da diyor ki senin burası çok tehlikeli, gelmeyi düşünmüyorum artık. Niye diyorum? Diyor ben kilo alıyorum diyor. Ama almıyor. Onun kemikleri iri, kilo almıyor. Bir şey söyleyeyim. Sabah 10'da bana dedi ki, en son gelmiş İzmir'den, diyor ki sabah 10 havaalanından aldık. Diyor ki biz bir Kasım'a oraya gidelim. Dedim ki daha uyuyorlar. Evet. Şimdi efendim tatlı özellikle katmer, Kasım daha iyisini bilir. Gaziantep'te falan sabah kahvaltıda yenir. Doğru değil mi? Tabii. Kahvaltıda. Ama Adana'da öyle bir kültür oluştu ki gece. Akşam, gece hafif tatlı sevenler için uğrak bir mekan oldu. Biz bunu Bursa'da da başardık çok şükür. Adana'da da başardık. Şimdi Antep'te de yavaş yavaş bu kültürü akşama doğru kaydırabiliyoruz abi. Oradaki şubelerimiz de akşamları revaçta katmer ve künefe ürünlerini müşterilerimize buluşturuyor abi. Peki.
Kasım, sabah kaçta başlıyor katmer? Normalde sabah kahvaltı sana tüm illerde sabah böreği dediğimiz olay var ya, bizim Gaziantep'in sabah böreğidir aslında katmer. Günü daha enerjik, daha böyle dinamik geçirmek adına sabah katmeri yenilerek başlanır. O da işe başlamadan ve işe başlarken 6 ile 8 arası olan saat çok değerli abi. Sizde kaçta başlıyor abi tatlı servis? Adana için dersen abi, Adana'da şu an itibariyle 10'da başlıyor. Gaziantep'teki şubelerimizde 7.30-8 gibi başlıyor. Bursa'da 10'da başlıyor. Kaça kadar? Şimdi bakıyorum maşallah. Ya bir de içerisi de çok güzelleşti. Bak bak bak, minik kuşa bak bak bak, minik kuşa bak diyorum. Minik kuşa dön ya. Minik kuşa dön. Minik kuşa, o da çocuk arıyor nerede çekecek. Minik kuş böyle tombul kuşu oldu. Gece kaça kadar açıksın? Gece 2.30-3'e kadar müşterinin gelişine göre abi şey yapıyoruz. Hizmet veriyoruz. Ya iyi ayakta duruyorsun bu tempoya ama enerji burada tabii. Aynen öyle abi. İşimizi seviyoruz abi. Müşterilerimizden aile gibi olmuşuz artık. Birbirimizi göremediğimiz zaman yani canımız sıkılıyor, ailemizi görememişiz gibi. Birbirimizle burada muhabbet etmekten, birbirimizi karşılayıp hizmet vermekten çok büyük keyif alıyoruz. Bunun böyle dondurmasını da fazla eritmeyeceğiz tabii. O zaman Kasım, Ramazan ayı boyunca rehber programı sizin lezzetlerinizle tatlandı. Efendim, rehber devam ediyor. Biraz sonra okus pokus yapacağım. 3 saniyede tabak yok olacak. Hüseyin abi dedi ki şöyle önce dedi dalmış gibi yap dedi, bir artistlik poz olsun dedi. Hani sanki böyle haberin yokmuş gibi tekneleri falan alayım, öyle bir kapanış anonsu çekelim dedi. Kırmadım Hüseyin abi, umarım iyi olmuştur. Efendim, Gaziantep'te Rumkale ağırlıklı bir program yaptık. Tabii ki yöresel lezzetler başta kebap ve baklava olmak üzere de ekrana getirdik. Bir aksilik olmazsa Hüseyin abi, bak sana ayağım suya değer dedim, inanmadın, ayağım suya girdi. Bir aksilik olmazsa buradan sonraki durağımız, yani haftaya pazar günü Urfa'da olacağız ve Şanlıurfa bölümüyle sizlerle beraber olacağız. Rehberden bu haftalık bu kadar. Programla ilgili yorumlarınızı, eleştirilerinizi, düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Haftaya Şanlıurfa'da buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Thank you.